Giriyor. Ben şu an sistemi kabul ediyorum. Hı. Buyurun hocam, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Bu tarih ertelenip de belli olan bir tarih oldu. Enteresan bir tarih seçmişiz. 11-11 olmuş. Size de geliyor mu sürekli alışveriş mesajları falan? Evet. Merhaba, ben Doktor Dilek Yeşilbaş. 18 yıldır psikiyatri hekimliği yapıyorum. Uzun zamandır da psikoterapi eğitimleri alıyorum. Psikoterapi Enstitüsü'den, Darıca'dan, Tahir Özakkaş'tan. Hala da eğitimlerim devam ediyor. Şimdi bugün biraz eline boyuna hani depresyonu konuşmak istedim. Çünkü birazdan slaytların birinde de vardır. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 2020 yılında yaşadığımız, tabii o zaman bu istatistiği yaparken muhtemelen korona yoktu hesapta ama yaşadığımız sağlık problemlerinden yetimine sebep olan hastalıkları sıralamışlar ve bunların ikinci sırasında depresyon geliyor. Yani bütün hastalıkları düşünün, bütün tıbbi hastalıkları düşünelim. Bütün bunların içerisinde birinci sırada bakmadım ama muhtemelen kardiyak problemler olabilir. Yani kalple ilgili sıkıntılar olabilir. Fakat ondan sonra depresyon geliyor. Yani ne kanserler ne başka hiçbir şey. Velhasıl hani bazen medyada da çıkıyor işte antidepresan kullanımı şöyle arttı, böyle arttı. Herhalde sebebi bu olsa gerek. Yeti ne demek? Şimdi Dünya Sağlık Örgütü, Amerika, Avrupa, aslında ağırlıklı olarak Amerika ve hani o civar yayınları yaparken, bilimsel araştırmaları, çalışmaları yaparken bunun hani biliyorsunuz kapitalizm etkili her şeyde. Mutlaka kişiden götürdüğünün bir maddi kısmını hesaplarlar. Yani ne kadar bir iş gücü kaybına sebep oldu, ne kadar bir yetimine sebep oldu, bu hastalık nedeniyle kaç kişi ne kadar yaşamdan geri kaldı, üretimden geri kaldı. Yetimini bu şekilde hesaplıyorlar. Bu bütün hastalıklar için geçerli ama akciğer kanseri de aynı, diğer rahatsızlıklar da aynı. Bütün bunların içerisinde bence önemli, yani çok önemli bir halk sağlığı problemi olarak bakabiliriz. O yüzden de biraz depresyonu o şekilde konuşalım istedik bu akşam. Şimdi ben ekran paylaş yapacağım. Evet. Geldi hocam. Şimdi depresyon belki duymuşsunuzdur. Çoğunuzun duyduğunu düşünüyorum. Unipolar depresyon diye bir şey var. Bipolar depresyon diye bir şey var. Çünkü bipolar bozukluk diye bir hastalık var. Bu bipolar bozukluğun bir depresyon tarafı var, bir mani tarafı var. Fakat bundan bağımsız olarak depresyonun birçok çeşidi de var. Bu ikisinin ayrımını yapmak gerekiyor. O kadar kolay değil ama yapmak gerekiyor. Neden yapmak gerektiği ile ilgili şimdi bir şeyler konuşacağız elbette. Bu güzel bir çalışma. Bu konuya ilgisi olanlar için hani koydum. Sonrasında bulup şey yapabilirler. Kürşat benim arkadaşım. İki uçlu depresyon ve tedavisi ile ilgili güzel böyle birkaç çalışma. Şimdi bipolar depresyon hastalarının bu bize neydi? Yani neden önemli bu depresyonları ayırmak? Çünkü tedavide yollarımız çok farklı olabiliyor. Birinde işe yarayan, diğerinde kötü gidişe sebep olabiliyor. Yani gerek bu medikal tedavi olsun, gerek psikoterapi ile ilgili seçimlerimiz olsun. Bu ikisinin tespitini net yapabilirsek, tedavide de o şekilde daha iyi, daha isabetli bir yol alabilmemiz mümkün olabiliyor. Bipolar depresyonun hastalarının %70'i, yani bakın çok yüksek bir oran, %70'i daha önceden yanlış tanı alıyor. Bu çalışmaların sonucu olarak tespit edilmiş çok ciddi bir hata oranı değil mi? Şimdi iki uçlu olsa ne olur? Tek uçlu olsa ne olur? Yani depresyon depresyon değil mi kardeşim? Şimdi biraz sonra belirtilerini de az çok sayacağız. Hani böyle bir
hastalık var, böyle böyle belirtileri var. Ne fark edecek yani ucuymuş, ikisiymiş, iki uçlu, beş çıkışlı. Şöyle bir fark oluyor. İki uçlu depresyon bozukluğu olan ancak tek uçlu depresyon, yani majör depresyon diyelim tanısı alan hastalara ne verirsiniz? Depresyonu varsa antidepresan verirsiniz. Antidepresan düşünmüşsünüz. Biz öyle düşünüyoruz. Sonra bunların manik veya karma dönemi, yani bipolar bozukluğun manik tarafına veya mix tarafına, mix epizod diye de bir şey var. Kayma oranı yükseliyor ve hastalığın hızlı döngüsü olma, hızlı döngülü olmasına neden oluyor. Hızlı döngülü bipolar bozukluk şu demek kısaca, bir yılda dönemlerinde atak sayısı geçiren, rahatsızlık olan bipolar bozukluk hastalarına hızlı döngülü diyoruz. Bu bizim için ne anlama geliyor? Bu bizim için tedaviye direnç anlamına geliyor. Daha zor tedavi edilen bir bipolar bozukluk anlamına geliyor. Daha güç ve işte dolayısıyla da işte daha fazlaca yeti yitimine sebep olan bir rahatsızlık anlamına geliyor. Yani tanının başta düzgün ve net konulması bize çok önemli avantajlar sağlayabiliyor. Ve bir de depresyonda tabii belki de en önemli hani değerlendirebileceğimiz hani risklerden intihar riski. Eğer doğru tanıyla tedavi etmezsek biz bir iki uçlu bozukluk depresyon hastasını, intihar riski %15 ila %19 oranında daha fazla artıyor. Ve bu intiharlar da böyle yani şey intiharlar gibi olmuyor. Yani böyle ciddi ciddi planlanmış ve gerçekten sonuca giden intiharlar oluyor. O yüzden hani çok çok önemsiyoruz bu noktada. Yanlış tanı koyma olasılığı. Bakın iki uçlu depresyonda %70'ti. Tek uçlu depresyonda %60 oranında yanlış tanı koyabiliyoruz. Gene bir araştırmanın sonucu doğru tanıyı alana kadar bu hastalar ortalama 4 doktorun muayenesinden geçiyorlar. Yani demek ki ciddi anlamda atlanan bir şey olabiliyor. Bu da enteresan. Şimdi ilk görüşmede hani psikiyatride, psikolojide hani patolojilerin tanıların konulması için aslında uzun gerçekten zaman ayırdığımız ardışık ve sürece yayılan görüşmeler gerekiyor ki bir şeye ilk seferinde şu demek, bu demek gerçekten kolay olmayabiliyor. Bizde önemli bir ayak da hasta yakınlarıyla olan görüşme. Bazen öyle bir hasta geliyor ki yani gerçekten çok ağır bir depresyonu var diyelim veya psikotik yani algı bozukluklarıyla da gidiyor bu rahatsızlık. Hastanın kendisinden düzgün bilgi alamıyoruz. Adam zaten hayatından veya işte kadın hayatından bezmiş, gelmiş. Ağzını bıçak açmayabiliyor. İşte o noktada hasta yakınlarıyla görüşmeniz, hasta yakınlarından aldığımız bilgiler de çok çok kıymetli ve önemli oluyor. Bütün bunları yapmamıza rağmen, bütün bunlarla birlikte ilk görüşmede koyduğumuz tanılarda isabet oranları bu. Yani bipolar depresyonda %8 bir isabet kaydedebiliyoruz. 30 yıllık izlem sonunda bu hastaların %43'ünün aslında hani ne kadar fazla atlıyoruz bakın. %43'ünün aslında bipolar bozukluk olduğunu izlemin sonunda fark edebiliyoruz. Şimdi burada bir bipolar bozukluğun depresyon hastasından bahsediyorsak tabii bunlar hani böyle bıçakla kesilmiş gibi net öyledir böyledir hani gibi kurallar olmamakla birlikte aşağı yukarı çoğunlukla olan şeyler olduğu için bunları bu seyri gördüğümüzde bu konu bizim dikkatimize gelsin diye bunları öğreniyoruz. Yani bir bipolar bozukluk depresyonsa bu. İlk belirti yaşandığı zamanlar aşağı yukarı 17'li yaşlar. Yani şöyle düşünelim lise dönemlerinde. Mesela işte pedagoji arkadaşlar var, öğretmen arkadaşlar var.
Lise dönemlerinde bir çocuk içe çekiliyorsa, toplumdan uzaklaşıyorsa, ders başarısı giderek azalıyorsa, bu bizim için önemli olmalı. Tabii ki sadece depresyon olmayabilir. Ama depresyon da aklımıza gelen tanılardan biri. Psikotik süreçler de aşağı yukarı benzer şekillerde başlayabilir. Yani bunlar önemli. İçe çekiliyorsa, toplumdan biraz izole oluyorsa, normal arkadaşlık ilişkilerinden daha sıyrılan bir hal alıyorsa ve okul başarısı o güne kadar ortalama fena olmayan bir şekilde geliyor ama o günden sonra da giderek azalan bir ivme gösteriyorsa. Bu 17'li yaşlara denk geliyor. Sonra depresif şikayetler işte aşağı yukarı 17'li 18'li yaşlarda başlıyor. 20'li yaşlarda da ağır depresyon atağı, ilk ağır depresyon atağı aşağı yukarı bu yaş döneminde başlayabilir diyoruz. Ve 20'li yaşlarda başlayan depresyon, bir depresyon olur, tedavi olur. Diyelim iki olur, tedavi olur. Öyle olur, böyle olur. 25'li yaşlara geldiği zaman biz buradan artık manik bir atak bekliyoruz. Bir bipolar bozukluk depresyonuysa bu. Sonra da takip eden 5 yıl içerisinde çok büyük bir olasılıkla bunun tanısını netleştirebiliyoruz. Net olarak koyabiliyoruz. Ama bakın ne kadar uzun bir zamana yayılan bir süreç bu. O yüzden takip ettiğiniz hastalarda depresyon düşünüyorsanız bunu bir psikiyatriyle hani tabii psikoterapiye yakın bir psikiyatristle hani görüşmenizi, o vakayı kombine bir şekilde götürebilmenizi, zaman zaman karşılıklı istişare edebilmenizi naçizane öneririm. Çünkü rahatsızlıklar aslında çoğu psikiyatrik, psikolojik rahatsızlıklar süreç içerisinde kendisini netleştiren, belirginleştiren, ha deyince tanısını koyamadığınız bir takım rahatsızlıklar oluyor. Şimdi burada bir takım ölçeklerden bahsedeyim. Şimdi şöyle bipolar depresyonun şeylerinden bir dedik ki %70'i daha önce yanlış tanınıyor. Hastalar manik dönemlerden ve manik yaşadıkları epizodlardan daha da uzun bir süreyi depresyonda geçiriyorlar. Ve gerçekten bipoların depresyonu çok ağır da bir depresyonlar olabilir. O yüzden de yeti yetimi, kaygı vesaire bir anlamda sıkıntı olabilir. Böyle de bir özelliği var. Belirtili, şimdi bununla ilgili çalışmalar var. İzlem çalışmaları bunlar. Uzun süreli izlem çalışmaları. Belirtisiz geçen haftalara bakın %53 yani bir ömrün o zamana kadar geçen süresi burada hesap edilen. Belirtiyle geçen haftalar %47. Bakın neredeyse yarı yarıya bir şey var. Yani ne kadar hayatını aksatabilen, verimini düşürebilen, yaşamını negatif anlamda etkileyebilen bir durum olabilir anlamını çıkarabiliriz. Bakın burada gene depresyonun sürelerinin manik sürelerden çok daha fazla olduğuyla ilgili bir çalışma bu. Depresyon ağırlığı, şiddeti, psikotik belirtilerin eşlik edip etmemesi gibi özellikleriyle birlikte değerlendirdiğinde bir bipolar bozukluk rahatsızlığının prognostik olarak belirleyici özelliklerinden biridir. Yani depresyonun derinliği, depresyona eşlik eden belirti olup olmaması, depresyonun ne kadar sürede tedavi edildiği, edilmediği, prognozu belirleyen, yani gidişatı belirleyen, yaşam kalitesini diyelim belirleyen en önemli belirleyici de unsur. O yüzden depresyon deyip geçmeyelim. Evet, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünyada şu anda 2020 yılında en önemli sağlık problemlerinden, yeti yitimine sebep olan problemlerden ikinci sırada olan depresyon deyip geçmemek lazım. Gerçekten yerinde yeterince etkili bir tedavinin, etkili olan bir sürede verilmesi gerçekten hayati bir öneme sahip olabiliyor. Şimdi bakın ne kadar yüksek. Yani bir karşınıza gelen bir depresyon hastasının depresyonu eğer bipolar bozukluğun depresyonu ise
İdeal girişim oranına dikkat edin. Yani %25 veya 50. Yani nasıl diyelim? Her 4 bipolar depresyon hastasından bir tanesi veya iki tanesi mutlaka intihar girişiminde bulunuyor anlamına geliyor. Çok dehşet bir rakam değil mi? Yani çok ciddi bir şey. Bipoların çeşitleri var. Bipolar 1 için bu %10-15 olabilir. Kronik bir stresi varsa, üzerine işte bu bipolar bozukluk hastasının iş kötü, ekonomik durum kötü, ailevi zorluklar var, travmatik yaşantılar varsa vesaire, bu gibi bir rahatsızlığı olanda da bu şekilde zorlukların görüşme olasılığı da artıyor. Şimdi bunu geçelim. Şimdi burada nasıl ayırt edeceğiz? Yani karşımıza gelen bir bipolar bir depresyon hastasının bir bipolar depresyon mu yoksa bir unipolar depresyon mu olduğunu nasıl? Yani tabii ki bunu böyle bıçakla kesilmiş gibi net bir şekilde ayırt ettiniz, etmediniz diyemeyiz ama şöyle önemli şeyleri var, belirteçleri var. Eğer çok ağır zeminde depresif içerikle gelen bir hasta, yani işte ölüm düşüncelerinden bahsediyor, hayattan bıkmış, bezmiş, hiçbir şey yapmak istemiyor, elini kolunu bile kaldırmak istemiyor, uykuları bozulmuş, iştahı bozulmuş. Şimdi burada tabii DSM'nin şeyleri bu ama çok basit olduğu için söylemek istiyorum ben sizlere. 3 tane şey çok önemli. Size her gelen danışanla ilgili, hastayla ilgili şu 3 şeyi mutlaka hani şey sırasında sorgulayabilirsiniz. Bir depresyon varsa bir kişide, uyku, iştah, bir de anhedoni. Bu 3 tanesinden, yani anhedoni ne demek? Tabii hasta benim anhedonim var demeyecek. Yani enerji azlığı. Yani yaşamak, katılmak istese bile o kadar hali yok ki, o kadar kendini hani kötü hissediyor ki, o kadar bir depresif ki, hani hastalarla kolumu bile kaldırmaya halim yok. Hiçbir şey canım istemiyor. Hiç enerjim yok. Dedikleri o nokta. Bir uyku, uykusunu mutlaka hani mutlaka almasa da sıklıkla, çoğunlukla bozulmasını bekliyoruz. İştah, uyku tabii ya çok uyuyabilir, hani işte 24 saat uyumak isteyebilir çünkü bir kaçış gibi görebilir veya uykusu kaçabilir, hiç uyuyamayabilir, uyku düzeni bozulur. İki, iştah, yani iştahı çok artabilir, hani açlık tokluk fark etmeksizin yiyebilir veya iştahı kesilebilir. Bir de anhedonisi, yani bu 3 taneden ikisi bozuksa biz bu hastaya depresyon tanısı koyarız. Ondan sonra da detaylı, ayrıntılı sorgulamaya başlarız. Eğer birinizde depresyon var, hem de psikotik belirtiler dediğimiz, yani hezeyanlar, halüsinasyonlar, bir takım algı bozuklukları, bir takım düşünce bozuklukları eşlik ediyorsa bu depresyona, o zaman aklımızda daha çok bu depresyon acaba bir bipolar bozukluk depresyonu olmasın diye gelmesini bekliyoruz. Psikomotor retardasyon dediğimiz şey hareketlerin, sistemin çok yavaşlaması. Bu aşırı derecede yavaşlama. Yani öyle olur ki evden çıkamaz mesela. Böyle bir şey varsa gene bu durumda biz acaba bu depresyon, artması, psikomotor retardasyonun artması, yani retarde olması iyice. O zaman gene bizim aklımıza bipolar bozukluk depresyonu mu diye gelir. Hipersomni, çok uyuma. Şimdi bu şimdi uykunun aslında klasik bir majör depresyonda veya tek uçlu diyelim bir depresyonda uykunun azalmasını, işte iştahın azalmasını falan bekliyoruz. Eğer bunlar artıyorsa bu bize aynı zamanda o işte DSM'de bir sürü depresyon çeşitleri var. Bir tanesi de atipik depresyon diye geçer. Atipik bu. Yani iştah artıyorsa burada bir problem var diyebiliriz. Hipersomni, yani fazlaca uyku, sürekli uyku gibi bir şey oluyorsa veya karma belirtiler dediğimiz, yani hem depresyonda hem işte ajite olmak, hem böyle hafif bir hareketlilik. Anksiyöz depresyon diyoruz, ajite depresyon diyoruz. Biraz ileri yaş kadınlarda daha sık
görülüyor böyle bir depresyon hali. Böyle gerçekten iç huzursuzluğu, sıkıntısı o kadar fazladır ki yerinde duramaz. Sürekli bir oflar, puflar. Ama hani baktığınızda hareketlidir. Hiç öyle elini kolunu kaldıramaz gibi değildir ama iç huzursuzdur. Yani bir türlü duramaz, bir türlü yenişemez, bir türlü kendisiyle baş edemez o yoğun sıkıntıyla. Bu tür şeyler varsa da bir bipolar depresyon mu acaba diye düşünüyoruz. Bir de diğer değişim dediği şey yani bir ritmi varsa. Hani bu işte mesela bir bipolar bozuklukta manik dönemde diyelim hasta. Manik dönem yatıştıktan sonra bir depresif sürece girer. Yani iyileşme sürecinin aslında önemli bir belirtisidir de o. Yani bir ritmi vardır bipolar bozuklukla ilgili süreçlerde. Diğer depresyonda ise böyle değildir. Somatizasyon varsa, yani daha çok somatik belirtilerle kendini ifade eden işte yoğun işte omuz ağrıları, sırt ağrıları, hani bu fizik tedavicilerde, ortopedilerde, orada burada poşet poşet efendim bir takım tekniklerle dolaşan bir hasta grubu var ki işte bunların büyük bir kısmı aslında bipolar depresyon hastası. Ağrıya çünkü fazla bir duyarlılık var tek uçlu olan depresyonda. Bir de anksiyete şeyi yüksek olabilir tek uçlu depresyonda. Bu şekilde ama dediğim gibi yani bunlar böyle bıçak gibi ayırmıyor, etmiyor. Hastanın bugünü tabii ki çok önemli, belirtileri, bulguları hem yakınıyla, hasta yakınlarıyla hem kendisiyle çok ayrıntılı, detaylı görüşeceğiz. Hastanın bundan önceki geçmişini irdelemek de çok önemli. Çünkü bipolar depresyon düşündüğünüz diyelim. Bu hastanın geçmişine baktığımızda o geçmişte bir hipomani var mı yok mu? Bir manik atak varsa yani o kolay kolay atlanacak bir şey değil ama hipomani dönemleri genellikle es geçilir, atlanır. Hastalar genellikle depresyona düşünce gelirler. Hasta yakınları da onları depresyona düştüklerinde getirme eğilimindedirler. Neden? Hipomani çünkü gayet keyifli. Böyle çakır keyif. Efendim işlevselliğinizi nispeten koruduğunuz, psikotik belirtilerin olmadığı, daha az uyuduğunuz, daha çok hareket edebildiğiniz, daha çok çalışabildiğiniz, daha enerjik olduğunuz. Yani çok süper iyi bir dönem. Hani iş orada kalabilse sıkıntı yok. Fakat siz bunu sormazsanız ne hastalar ne hasta yakınları bunu söylemezler. Bu akıllarına gelmez. Çünkü gayet iyi bir dönem hastalar için. Hasta yakınları da ne güzel ya işte keyifli, mutlu, neşeli, oh ne güzel bir söylüyor, beş gülüyor, oh süper şeklinde. Bunu fark etmeyebilirler. Ancak siz geriye dönük sorgulamanızda bunları sorarsanız bunları anlama ve bilme şansımız olabilir. O zaman da biz depresyonun tanısını daha net bir şekilde koymuş olabiliriz. Şimdi burada hani bu ilaçlardan bahsetmeyeceğim ama aradaki farkı göstermek adına bakın bir depresyon, bir bipolar bozukluksa bir taneyle veriyorsunuz, ötekinde vermiyorsunuz. Birinde bir şey kullanıyorsunuz mesela antidepresanı bipolarla kullanmıyorsunuz. Çünkü işe yaramaz. Çünkü öbür tarafa geçirir. Çünkü bir de kötü gidişe sebep olur. İşte yeni kuşaklardan işte şunu onda veriyorsunuz. Yani tedavideki farklılığın görünmesi açısından bu slaytı koymak istedim. Ne kadar farklı? Depresyon mu depresyon? Aynı aşağı yukarı belirtiler var. İşte üzüntü, sıkıntı. Onları birazdan şey yapmaya çalışacağım. Ama aradaki tedavideki farka bakın. Neredeyse tam tersi bir yol izlemek zorunda kalıyoruz. Hocam soru medikal açıdan. Hocam merhaba. Buyurun. Ben, şimdi merhaba. Bipolar diye genellemişsiniz ama bipolar da bipolar bir diye ayrılıyor. Burada uygulanan o ilaç tedavisi bir bipolar 2 için de aynı şekilde mi bu tabloya göre? Şimdi bipoların depresyonu bu. Yani burada aslında bipolar depresyondan bahsediyoruz. Yani bipolar depresyondaysa o depresyonda kullanılan kullanılmayanlar olarak bakmak lazım. Bipolar 1, bipolar 2. Şimdi bipolar 1 manik atak varsa bir kişide net bir şekilde ilk tanıda gördüğümüzde o zaman bipolar tanısı koyuyoruz. O çok net. Bipolar 1. Ama sıklıkla olan bipolar 2. Yani az önce söylediğimiz gibi hipomani ve depresyonlarla giden. Anlatabildim mi? Yani hani depresyon, ağır depresyon aslında bipolar 2'de daha çok karşımıza çıkıyor. Biz burada derken bipolarda gördüğümüz herhangi bir depresyonu kastediyoruz. Yoksa bipoların
En son 13'e kadar vardı. 1'den 13'e kadar skalası var. Şimdi ayrıntılı olarak onların hepsini hani tabii ki bahsetmiyoruz. Anladım hocam. Teşekkür ediyorum. Çevremde genelde bipolar 2 bozukluk ağırlıklı rastlıyorum. Çünkü evet. O yüzden bu konuda detay sormak istedim. Teşekkür ediyorum. Evet, evet. Ben teşekkür ederim. Yani bu ayrıntılar çok önemli. Bipolar 2 zaten daha sıklıkla gördüğümüz, karşılaştığımız ve ayırt etmesi de daha zor olan o aslında. Tedavide de böyle. Şimdi işlevsel işte bakın depresyon geçiriyoruz. Kırmızılar depresyon, diğeri işte unipolar depresyon. Şimdi bipoların depresyonunda her şekilde bakın iş, okul yaşantısı daha kötü, sosyal zaman işte şey geçirmek bunlar daha kötü, aile yaşamı daha kötü. Her anlamda daha kötü bir gidişat var eğer bir bipolar depresyondan bahsediyorsak. Şimdi işte burada basit haliyle bir depresyon tek uçlu, yani bir majör depresyonsa, sadece depresyonsa, zaten büyük olasılıkla da şöyle de bir şey oluyor. Yani kişinin bireysel farklılığı, yatkınlığı o önemli oluyor. Zaten hani psikoterapi süreci vereceğiniz için onu zaten çok net görürsünüz. Antidepresan veriyorsunuz eğer gerekiyorsa, orta ve ağır şiddetli depresyonsa, hafif şiddetlilerde gerekmez. Hafif şiddetlileri mümkünse psikoterapiyle takip etmek lazım. Eğer ağırlaşırsa o noktada belki müdahale etmek lazım. Fakat orta ve ağır şiddetli depresyondaysa, tek uçlu bir depresyonsa, bu sadece bir majör depresyondan söz ediyorsak, antidepresan kullanımının yeri var ve çoğu zaman da yeterlidir. Fakat bakın bir iki uçlu depresyon, yani bipolar bozukluğun depresyon döneminden söz ediyorsak, ilave ilaçlarımız var. Ne? Duygu durum dengeleyiciler, işte lityum, lamotrijin, valproik, piyasada daha çok işte lamictal, depakin vesaire gibi geçiyor. Aslında bunlar epilepsi ilaçları. Fakat biz burada farklı bir maksatla kullanıyoruz. Bunlar görülmüş duygu durum dengeleyici olarak da gayet önemli ve kıymetli ilaçlar. Antipsikotikler, bir takım algılıkları, işte bu hırzeyanlar, halüsinasyonlar, şunlar bunlar. Bunların geçmesi için kullandığımız ilaçlar. Ve antidepresanlar. Açıkçası şunu şöyle şey yapabilirim. 2-3'lü bir depresyon varsa antidepresanlar en sonda hani aklınıza geliyor. Çoğu zaman işe de yaramıyorlar. İşte bir de az önce dediğimiz gibi shift yaptırıyor. Yani manik tarafa geçiriyor hastayı. Hasta çok ağır bir depresyondayken birden öteki uca kayabiliyor. Gidişatı etkileyebiliyor. Ve sıkıntı olabiliyor. O yüzden çok çok da şey yapmıyoruz ama çok gerekirse de bazı ilaçları o noktada kullanabiliyoruz. Şimdi bundan sonraki ilaç vesaire kısmını çok da elzem değil. Farklı ilaçlar vesaire. Şimdi bunu kapatıyorum. Ben başka bir şey. Şimdi arada gene sorunuz olursa mutlaka sorun az önceki. Şimdi görünüyor mu benim ekranım? Henüz gelmedi hocam. Görünmüyor değil mi? Tamam. Yok. Şimdi. Şu an geliyor. Bazen internet kopuyor hocam. Biraz yavaşlıyor internetiniz. Şu an geldi. Öyle mi? Hı-hı. Olabiliyor evet. Bazen böyle tamam. Şeyler. Buradan böyle de etsem yoksa araya bir oldu şey yapmak istiyorum. Daha bir şey olsun, keyifli olsun. Nasıl istersin? 29 yaşında öğretmen, efendim, 29 yaşında öğretmen bayan hasta. Öğretmenliğinin yanı sıra işte eğitim fakültesinde yüksek lisans öğrenciliği de yapıyor. Tez hazırlaması aşamasında olduğunu ve son bir aydır yoğun bir stresle olduğunu ifade ediyordu. Ayrıca son bir yıl içinde evliliğinde de sorunlar olduğunu bildiren hasta iki ay önce uyku miktarında artış olduğunu ama buna karşın yeterince dinlenemediğini ve her sabah uyandığında kendini aşırı yorgun hissettiğini ifade ediyordu. Herhangi bir tıbbi problemi olmayan hasta premens yani adet öncesi dönemlerinde belirtilerinde artış olduğundan söz ediyordu. İştahı artıyor, birçok olumsuz düşüncesi olan hasta
kendisinin kötü bir anne, kötü bir öğretmen olduğunu, öğrencilerine yeterli değeri ve dikkati veremediğini ve bir türlü tezini yazmaya oturamadığını ifade etmekteydi. Hem iş hayatı, hem sosyal hayatı, hem de aile hayatında görevlerini yerine getirmek konusunda zorluk yaşıyordu. Böyle klasik, güzel bir depresyon gelişinden belli. Son bir aydır yoğun bir stresi var. Bununla birlikte uykusu bozulmuş, iştahı bozulmuş, iştahı artmış, uykusu artmış, fazlaca uyumak istiyor. Böyle ve değersizlik duyguları var. Ayrıca daha önce haz aldığı şeylere karşı ilgi duymama mevcut idi. Bu çok önemli bir şey. Şimdi insanlar depresyonun içerisinde yavaş yavaş ve o kadar sinsi bir şekilde çekiliyorlar ki birden kendileri öyle bir tablo içerisinde bulunca hani bunu anlamakta zorlanıyorlar. Eskiden keyif aldığınız şeylerden hala mesela işte öğrenciyseniz bir kantine gidip arkadaşlarınızla iki muhabbet etmek. Üf çok sıkıcı diyebiliyorlar mesela. Artık onlardan işte şey yapıyorum, çok saçma konular konuşuyorlar. Halbuki işte bir süre önce o da onlarla aynı saçma konuları güle oynaya konuşuyordu. Veya işte giderek işte eski ortamından uzaklaşma, çekilme vesaire. Bunu ama insan o kadar yavaş ve güya olağan gelişiyor ki tam içine girene kadar fark etmeyebiliyor enteresan bir şekilde. Mesela işte haftada iki kez devam ettiği pilates derslerini bırakmış, kendi başına evde oturmayı hiçbir şey yapmadan saatlerce zaman geçirebildiğini belirten hasta, doktor hanım size samimi bir şey söyleyeyim mi? Eğer ortalarda görünmesem beni kimse bu kadın da nerede diye aramaz veya özlemez. Hatta belki eşim ve kızım bile bensiz daha mutlu olabilirler diyor. Aile öyküsünde birinci derece akrabalarında önemli bir psikiyatrik hastalık olmadığını ama anneannesinin ara ara dönemler geçirdiğini, hatta sinir çözülmesi nedeniyle hastaneye yatırıldığını bildirilmişti. Bunu bir aklımıza koyalım. Bir de genetik geçişler arkadaşlar anne tarafından daha şey geçer. Yani işte anne ben sorarken çok ayrıntılı soruyorum işte diyor mesela ailenizde psikiyatrik hastalık var mı deyince daha çok çekirdek aileyi anlayabiliyorlar. İşte kendileri ve işte varsa çocuk çoluk filan. Ben işte böyle sayıyorum amca, dayı, hala, teyze, onların çocukları vesaire. Hani bunlar da herhangi birinde herhangi bir psikiyatrik rahatsızlık var mı? Bir de epilepsi öyküsü var mı? Bu da önemli. Yani epileptik rahatsızlıkları olanlarda, water şikayeti olanlarda, tiroid problemi olanlarda, özellikle Karadeniz bölgesi biraz iyot anlamında eksikliğin yoğun olduğu bir bölge. Böyle tek tek soruyorum, sorguluyorum. Hani aile öyküsü çok önemli çünkü bize hani tanıda çok yol gösterici. Ailenin uzak akrabalarından da birkaç bireyin daha psikiyatrik tedavi gördüğüne dair dedikodular duyduğunu ama işte kesinlikle şimdi bu psikiyatrik rahatsızlık varsa genellikle şey mesela bizden işte uzak bir akraba falan hani çok yakın da olsa çok yakın bile olsa çok o kondurulamaz, edemez. Gizlenmeye de çalışabilir. Hani böyle şeyler de olabilir. Bu konular biraz mütemeli konular. Tıbbi öyküsünde annede otoimmün tiroidit geçirmiş ve halen tiroid replasyonu. İşte bakın tiroid hastalıkları ben hani şimdi anlatmaya kalksam çok fazla sayıda var ama bir tanesini hiç unutmuyorum. İşte asistanlığım da cuma günü bir de gelmiş. Cuma günü hastaları çok kötü hastalar. Hele bir de öğleden sonra yapmışsa çünkü çoğu uzman şu bu gitmiştir. Asistan o hastayla baş başa kalmıştır. Ve hamile bir kadın ve inanılmaz şey, böyle 5 kişi tutamıyoruz hastayı. Çok zordur şeyi. Bu durumlarda EKT tedavisi çok şeydir. Yani gerçekten hani şok tedavisi denir. Biraz ismi ürkütücüdür, şudur budur ama yan etkisi en az. Hamileyken insana hani ilaçlardan çok daha güvenli bir şekilde kullanabileceğimiz önemli bir tedavi yöntemi ama hastanın geldiğinde mesela bir rutin dediğimiz bir takım tetkikler alıyoruz. Rutin kan tetkikleri, rutin tetkiklerini. Onların sonucunu görmeden de herhangi bir işlem yapmamak gerekiyor. Fakat çok bunalmışız falan. Ya ben yapsak mı, yapmasak mı? Tam da cumanın işte geç vakti falan filan. Neyse bekledik. Ve tiroid hormonları çılgıncasına yani inanılmaz yükselmiş. Acayip bir tirotoksikoz dediğimiz garip bir krizin içerisinde filan. Şimdi burada sebep tabii çok başka. Şimdi bakın tiroidin yaptığına bakın. Kadın baktığınızda hayal görüyor, ses duyuyor, kendi kendine konuşuyor. Hani böyle çılgın böyle bir türlü tutamıyor
tutamıyorsunuz. 5 kişi tutamadığınızı düşünün ve üstelik hamile. Yani oldukça çaresiz bir durum. Tabii onu hemen dahiliye doktoruyla konsülte ettik ve biz sadece ve sadece o hastaya tiroid hormonu verdik. Başka hiçbir şey yapmadık. O hastanın tablosu, tiroid hormonları düzene girince her şey düzeldi. Ne ses kaldı, ne hayal kaldı, ne o çılgınca hal kaldı. Kadın da huzur erdi, biz de huzur erdik. Dolayısıyla genel dahili tablolar çok önemli. Varsa kişinin kullandığı ilaçlar önemli. Mesela doğum kontrol için insanlar uzun yıllar doğum kontrol hapı kullanabiliyorlar. Önemli oranda depresyon yapıyor, biliyorsunuzdur belki. Depresyon yapıyor. Veya tansiyon ilaçları, bazı tansiyon ilaçları. Tansiyon ilacı oldu mu haliyle uzun yıllar kullanılıyor. Ama beta bloker dediğimiz işte bir grup tansiyon ilacı var ki o kadar çok ki mesela tansiyon ilacının depresyona sebep olduğu filan. Bu gibi şeyleri hani kullandığınız bir ilaç var mı? Sürekli rutinde aldığınız bir ilaç var mı? Daha hani farklı bir tıbbi, yani çok basit birkaç soruyla netleştirmek mümkün olabiliyor. Bizi çok önemli bir şeyden kurtarabilir. Keza alkol madde öyküsü. Bu da önemli. Çünkü bir depresyonda eğer komorbid olarak, eş olarak, yanı sıra olarak bir alkol madde kötü kullanımı veya ek bir şey varsa, komorbid bir öykü varsa, bu bizi ağırlıklı olarak bipoların depresyonuna daha çok yaklaştırır. Çünkü o tarafta daha komorbid olarak gibi rahatsızlıklar görülüyor. Kullanılan maddenin çeşidi türü de bazen önemli oluyor ama hani siz hani böyle bir şey kullanıyor mu? Yani bu şu demek. Yani burada komplike bir durum var. Burada genel tıbbi duruma bağlı bir durum var. Hastanın kullandığı ya da kişinin kullandığı ilaçlarla ilgili bir durum var. O yüzden bu olguyu, bu vakayı, bu danışanı mutlaka bir psikiyatrik hekimiyle beraber yürütmek lazım. Hani tekrar diyorum ki böyle psikoterapi nosyonu da olan bir şey olsun. Sonra hastalarınız, danışanlarınız terapiden kesilmesin. Çünkü psikoterapi çok çok önemli bir yerde tedavide ona. Kısaca yani ben böyle durup gidiyorum ama hani kesebilirsiniz, sorabilirsiniz şey olursa. Şimdi toplum içinde yaklaşık her 5 günde tedavi gerektirecek düzeyde bir ruhsal bozukluk saptayabiliyoruz. Yani sokakta giderken 5 kişiyi seçelim, 5'er 5'er ayıralım. Birinde mutlaka tedavi gerektirecek düzeyde bir ruhsal bozukluk var. Ve birinci basamak dediğimiz, örneğin bizde birinci basamak neresi? Sağlık ocakları, aile sağlığı merkezleri. Birinci basamak sağlık hizmetine herhangi bir nedenle, yani bunlar sıklıkla ne oluyor arkadaşlar? Kronik mide ağrısı, hani bizim somatizasyon dediğimiz işte psikoterapi eğitimi vardır eminim birçoğumuzun. Mühürleme dediğimiz, bedensel belirtiler dediğimiz, bir takım bir sürü şikayetlerle başvuran kişilerin 3 kişisinden birinde mutlaka var. Yani %33 çok yüksek bir rakam. O yüzden herhangi bir şeyin hekimiyseniz de, herhangi bir şekilde şey yapıyorsanız da bir psikoloji bilgisi, bir psikoloji nosyonu aslında gerekiyor. Buradan onu anlıyoruz. Yani bunu bilmesen bunu atlarsın. Ve hastalar işte o göreceksiniz, bakın belki yakınlarınızda da vardır. Bir çektirilmiş 5 tane çeşit, bir MR, bir sürü tomografi, halbuki tomografi ciddi anlamda ilk sışımı demek. Ne bileyim bir sürü tetkikler, böyle poşet poşet, bir o poşetlerde de milyarlar vardır yani. Böyle dolaşır insanlar çaresiz bir şekilde. Geçmeyen ağrılar, bitmeyen ağrılar. Evet. Şimdi depresyon, yani hepimizin malumu üzere, gene de biz bir söylemiş olalım. Üzüntü, keder, mutsuzluk, isteksizlik, karamsarlık, umutsuzluk, suçluluk gibi bir takım duyguların dönüp durduğu bir profil. Şöyle, orta ve ağır depresyon dedik ya, yani orada müdahale etmeden bırakamıyoruz. Yani hafif depresyonlar psikoterapiyle belki çok daha iyi sonuç alabildiğimiz şeyler. Burada depresyonun derecesi ve türü ve müdahale şeyimiz aslında kültüre göre de çok değişiyor. Yani bu konudan da böyle kısaca bir şeyler söylemek istiyorum. Örneğin Orta Doğu toplumlarında, mesela İran ve çevresinde yapılan çalışmalarda işte hani hüzün, hatta adı bile değil mi şey geliyor, böyle hüzün, hazan filan, böyle hani daha
depresif kişilikler, daha böyle oturaklı, daha böyle pek üstlüğe karışmıyor, daha böyle kendi içine çekilmiş, güya işte biraz daha muhasebesi, murakabesi falan olan insanlar. Bu hürmet gören, saygı duyulan bir şey. Yani aslında bir sürü hani hafif depresyon dediğimiz bizim şey yaptığımız vakalar. Orada, yani kültüre göre de çok şey fark ediyor. Belki onları biz görsek onlara depresyon diyeceğiz, başka bir şey yapacağız. Ama orada hani hürmet, izzet, ikram gören öyle bir yapıda olabiliyor. Yani burada kültüre göre de farklılıklar olabiliyor. O yüzden sadece deskriptif, sadece böyle işte tanımlayıcı, betimleyici gitmemek gerektiğiyle ilgili bir şeyi de burada söylemek istedim. Primordial kişilik dediğimiz şey aslında erken çocukluk yaş dönemindeki kişilik. Yani o dönem nasıl bir kişilik? Daha böyle içe çekilen, daha böyle kendi kendine kalan, daha sessiz, hani uslu çocuk. Öyle biri miydik? Veya çok zor olaylar mı yaşadık? Ne bileyim, annemizi mi kaybettik, babamızı mı kaybettik, trafik kazası mı geçirdik, çok ani işte deprem mi oldu, tacize mi uğradık. Yani bir takım travmatik, olumsuz, kötü yaşantılar, işte çok yakın bir zamanda mesela işte deprem oldu, işte evlat kurtuldu ama işte anneyi kaybetti filan ve 3 yaşında. Hani bunun mutlaka etkileri uzun vadede göreceğimiz şeyler olacak. Yani depresyonla ilgili böyle geri planda bir takım şeyler arıyoruz, bakıyoruz. Şimdi bir depresyon atağı, eğer bir bipolar depresyonsa çok da fazla sebep olmasına da gerek yok. Yani illa işte şu olacak, bu olacak, bir stresör olacak falan gibi bir beklentimiz yok. Ama bunlar olursa bu tetiklenebilir. Tetiklenebilir. Ağırlığı artabilir. O kendi konuşmaya devam edecek, yapıyormuş. Ama kaçıracaksınız. Olsun. Bekleyebilirim. Bir arkadaşımızın mikrofonu açık herhalde. Peki. Psikososyal yüklenmeyi takiben gelişen belirtiler süre ve şiddet olarak depresyon tanı ölçütlerini, yani bunun işte DSM ölçütlerine göre bir şeyi var. İşte en az işte 2 hafta ve üzerinde sürecek veya işte 1 ay sürecek. Ondan sonra işte işlevsellikte şöyle bir kayıp olacak, böyle olacak diye bir takım şeyler. Öyle değilse de bunun adına hani uyum bozukluğu, depresif mizaçlı uyum bozukluğu gibi bir şey uydurmuş DSM. Yani depresif mizaçlı uyum bozukluğu. Yapılan çalışmalarda görülmüş ki ülkemizde, aslında gelişmekte olan ülkelerde, aslında Orta Doğu ülkelerinde ruhsal sorunlar sıklıkla bedensel yakınmalarla ifade ediliyorlar. Bu hani işte Avrupa, Amerika ve diğer taraflarda yapılan çalışmalarda daha farklı. Fakat ben tezimde bunu az çok konu eden bir şey yapmıştım. Bizde duygusal ifadeler daha fazla çıktı. Yani hani pek de böyle bunu doğrular bir şey çıkmadı. Birinci basamak dediğimiz gene işte ilk etapta başvuruların olduğu işte psikolog arkadaşlarımız, psikoterapi alanında çalışan arkadaşlarımız veya işte sağlık ocağı, aile sağlığı merkezlerine başvuran, böyle bir takım şikayetler olan hastalarımız gelirler ve sadece 4 hastadan bir tanesi psikiyatriste gidiyor ve yönlendiriliyormuş. Yani bu da yapılan bir çalışmanın şeyi. Bir takım ölçekler var. Bunların isimlerini koymak istedim. Hani bunlar, yani ölçeklerin durumu şu. Mesela laboratuvar bizim klinik gözlemimizi, tanıda düşündüğümüz şey doğruluyorsa bir kıymeti oluyor. Yok doğrulamıyorsa, hani biz hani bu depresyon ölçekleri üzerinden bir tanı koymuyoruz. Ama depresyon düşündüğümüz bir hastaya bunları veriyoruz ve orada da aslında depresyonun derinliğini, derecesini, ağırlığını görüyoruz. Sıklıkla da bunları aslında çalışma yapmak için, hani çalışmalarda net ölçeklerle durumu izah edebilmek için hani kullanıyoruz. Beck depresyon, Hamilton depresyon ölçekleri gibi bir takım ölçeklerimiz var. Yani ilgi ve istek kaybı, çökkün ve üzgün ama
şikayetlerini değerlendiriyoruz. Yani bu üç şey, bu bir sürü şey akılda kalır kalmaz. Ama şu üç şey, iştah, uyku ve enerji azlığı, anhedoni. Bu üçünden ikisi bozuksa burada biz depresyon tanısını koyarız. Koyarız arkadaşlar. Evet. Böyle bir sürü yakınla zaten hepinizin malumu olan şeyler. Kronik, şimdi son dönemde obez ameliyatı olmuş kadın, özellikle fazla sayıda kadın hasta geliyor. Hani erkekler de oluyor da. Obez ameliyatı olmuş, üzerinden bir hafta geçmiş, üzerinden iki hafta geçmiş, üç ay geçmiş, neyse. Depresyona girmiş, gelmiş. Şimdi son günlerde buna sıklıkla rastlıyoruz. Belki yeme düzenleri bozulduğu için de olabilir. Hani düşen kan şekeriyle birlikte filan, ama hani bu anlamda komplike şeyler de gelmeye başladı. Kronik hastalığı olanlarda depresyon görülme olasılıkları ne oluyor? İşte diyabette, kalp krizi geçirenlerde yüksek oranda oluyor. Tansiyon olanlar, böbrek hastalığı olanlar, tabii ki kanser, romatoid artrit. Bir de kanser türlerinden, özellikle pankreas kanseri varsa, orada yani kanser hücrelerinin salgıladığı şeylerden dolayı da bir hani bir biyolojik depresyon olabiliyor. Onlar nöroendokrin tümör dediğimiz özel bir grup rahatsızlık var. Orada özellikle bu şey olabiliyor. Evet. Şimdi DSM, DSM diye bahsettiğimiz şeydeki deskriptif, bütün dünyada işte geçerli bilinen bir ortak dil kurmamıza sebep olan psikiyatri, hani şey kitabı, anayasası gibi, tanı kitabı. Bunun bir de Avrupa orijinli geliştirilmiş olanı var. Onun ismi de ICD. Bu DSM'ye göre, bu şimdi bütün dünya üzerindeki bu alanda ruh sağlığı profesyoneli çalışanlar, DSM'ye göre şu tanı, bu tanı dendiğinde bunu herkes anlıyor. Hani burada öyle bir kolaylık ve güzellik var, ama tabii tartışılan, işte eklenen, çıkarılan, zaman zaman değiştirilen tarafları var. Diyor ki aşağıdaki belirtilerden en az 5 tanesi 2 hafta süreyle mevcut olmalı. Çökkün bir duygu durum, mutsuzluk, keyifsizlik, normal etkinliklere karşı belirgin biçimde azalmış ilgi, zevk alamama, anlamlı derecede kilo kaybı ya da kilo alımı. Yani insomnia veya hipersomnia, yani uykusuzluk veya çok fazla uyuma. Psikomotor, yani aktivitede gerileme veya fazlaca artması, ajitasyon, retardasyon veya ajitasyon, yorgunluk, bitkinlik, enerji kaybı, değersizlik veya suçluluk duyguları, düşünceleri belli bir konu üzerinde yoğunlaştıramama veya kararsızlık, ölüm düşünceleri, intihar girişimleri ya da planları. Şimdi burada bu ölüm düşüncesi, intihar girişimi, planları, orta ve ağır depresyonlarda bu çok 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 önemli. Yani bunu mutlaka risk değerlendirmesi yapmak ve en ufak bir şüphede bu durumu mutlaka bir psikiyatristle, bir şeyle paylaşmak gerekiyor. Çünkü ciddi ağır depresyonlar, eğer bir plan yapıyorsa, bu çok böyle hani aşikar şey olmayabiliyor. En ufak bir şüphede, bizim asistanımızda şöyle bir mantığımız vardı. Yani böyle hani işte kendimi, yani en ufak bir cümle içerisinde bir şekilde hissettiğimizde, bize hocalarımız da derdi, bence mantıklı da bir şey, yatırın çocuklar derdi. Hani o hastayı o şekilde evine göndermeyin. Çünkü en fazla hani hata yapmış olursunuz, bir insanı bir gün hastanede yatırmış olursunuz. Ama eğer öbür türlü bir hata yaparsanız, bir insanın hayatını elinden gitmesine şey olabilirsiniz. O yüzden biz de öyle, yani en ufak bir şüphe, en ufak bir düşüncede bunu şey yapardık. O yüzden intihar riski depresif içerikte, depresyon hastasında çok çok önemli, değerlendirilmesi gereken bir durum. Buraları söyledik az çok. Kadınlarda erkeklere göre biraz daha fazla yaşam boyu prevalansı. Kalıtımın önemli olduğunu, 65 yaş üstünde en sık rastlanan psikiyatrik sorundur. Hani şimdi geçen gün mesela bir diş hekimi, yaşlıca çok da kıymetli bir insan geldi.
Şimdi yaşla birlikte tabii eskiden olan yeteneklerin, becerilerin azalması, bir takım üstüne hastalıkların eklenmesi, giderek hani eksiye doğru giden bir süreçte insanların en çok içinde bulundukları psikiyatrik rahatsızlık ya da psikolojik durum depresyon olabiliyor haliyle. Yaşlı nüfusta %10-15 oranında olabiliyor. Yani bu durum niye önemli? Şimdi yaşlılarda kompleks bir takım rahatsızlıklar da var. Ek rahatsızlıklara alınan bir sürü ilaçlar da var. O durumda seçilecek olan tedavi de tabii değişiyor. Tedavinin deseni, ilaçları, her şeyi değişiyor. Bakın, depresyonda bütün depresyon hastalarını düşündüğümüzde intihar riski %15. Bu yüksek. Bipolar'ın depresyonuysa orada bahsettik. Yani %25-50'lere varan bir intihar. Yani orada tabii şeyi düşünmek lazım. İyi tedavi edilmemiş, zamanında hani tespit edilmemiş, iyi tedavi edilmemiş bir depresyondan bahsediyoruz. Hani bunlar tedavi edilen veya o süreçte olanlar için değil. İntihar etme oranı %15 ise bu bildiğimiz unipolar bir depresyon için. İntihar ya da tersinden mesela intihar edenlerle ilgili bir araştırma yapılıyor. Bunların da %40 ve %50'sinde fark edilmemiş, tanı konmamış ya da yetersiz tedavi edilmiş depresif bozukluk. Sıklıklı olan şu, mesela hastalar gelir, işte bir süre ilaçlarını kullanırlar, o depresif durum düzelir. Genellikle ortalama bir aydır bu. Ondan sonra işte ben iyi oldum, ne oldu ki falan deyip bırakma yönünde bir şey gösterirler. Hani o şekilde danışanlarınız, hastalarınız olursa aklınızda olsun, bir depresyon için bir hekime gitmiş ve ilaç başlanmışsa bunun en az 6 ay boyunca, en az 6 ay, en çok konun bir ucu yok. Yani orada depresyonun tabii türü, ağırlığı, şiddeti her şeye göre değişiyor. Ama 6 aydan daha kısa olmuyor. Yani öyle bir ay kullandım, 2 ay kullandım, bıraktım diyenler bilin ki yetersiz ve eksik bir tedavi görmüşler. O durumda da intihar etme oranı biraz daha yükseliyor. Bir de şöyle, internette orada burada çok işte hastalar okuyor, işte intihar ettiriyormuş bu falan filan diyorlar. Oradaki mesele de şu arkadaşlar. Şimdi depresyonda depresif içerik var. Bir de hani o anhedoni dediğimiz enerjinin, isteğin azalması, zayıflaması hal var. Şimdi antidepresanlar verildikleri zaman depresif içeriğe olan etkileri fiziksel aktiviteye olan etkilerinden daha geç geliyor. Yani bir insanın depresif düşüncesi, depresif düşünce dünyası içeriği değişmeden enerjisi artıyor. Ne oluyor o zaman? Hala yaşamak istemeyen bir insanın enerjisi artarsa ne olur? Hiç halim dermanım yok, şuradan şuraya gidemiyorum deyince birden siz ona antidepresanla hani şeyi verdiğiniz zaman o gider, o kendini bandan candan atma enerjisini kendisinde bulur. Ama içerik hala değişmemiş. Yani depresyon hala olduğu yerde duruyor. O yüzden yakınlarına mümkünse, eğer yakını yoksa, hiç kimsesi bir şeysi yoksa zaten al bunu yatırarak tedavi et. Yani o riske hiç alma. Yakınlarına tembih edersiniz. Aman bak, en azından işte şu kadar bir süre, en az bir ay süre yalnız bırakmayın. İşte tehlikeli bir takım şeylerin işte kenarında, köşesinde olmasın, delici, kesici, şu bu falan varsa bunları uyarırsınız, bunları söylersiniz. Çünkü bilirsiniz ki depresif içerik, düşünce içeriği enerjisinden çok sonra düzelecek. O yüzden o hani antidepresan ilaçların prospektüslerinde yazan intihar olasılığını arttırır, riskini arttırır meselesinde şeyi bu, yani özü bu. Kadınlarda intihar girişimi erkeklerden daha fazla, yani sayı olarak daha çok intihar ediyorlar. Ama tamamlanmış ve ölümle sonlanan intihar oranı ise erkeklerde ve yaşlı popülasyonda daha fazla. Yani kadınlar daha çok ediyor ama çok fazla ölmüyor bir şekilde. erkekler daha az sayıda ediyor ama eğer yapıyorlarsa da bunu maalesef hani daha başarıyla nihayetlendiriyorlar diyelim. Maalesef yaşlılar ve erkeklerde bu oranda böyle. Evet. Hocam benim bir sorum olacaktı. Buyurun. Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Depresyon tanısında daha sonra kullanılan ilaçların bağımlılık yapma gibi bir riski söz konusu mu? Ya da herhangi bir zararı var mı? Yok.
İlaçlar bağımlılık yapmaz. Bu çok soru geliyor. Çok teşekkür ederim bunun için. Bağımlılık dediğimiz şöyle. Bir fizyolojik bağımlılık var, bir de psikolojik bağımlılık var. Şimdi çok ağır bir depresyondaysanız ve bir takım ilaçlar kullanarak o depresyondan çıktıysanız, tabii bu da tekrar edebilme olasılığı olan bir şeyse, hayatınızda tekrar ettiğinde, tekrar kullanmak gerektiğinde, hani insanlar bunu işte bağımlılık yapıyor, ben bunu bırakamıyorum. Bir de şöyle, doktor gözetiminde, denetiminde çok fazla bırakmıyor hastalarımız. Şimdi serotonin dediğimiz bir madde var ve bu işte sinir aralıklarında bunu artırarak etki gösteriyor. Bir sürü serotonin ve noradrenalin dediğimiz bir sürü antidepresan ilaç bu şekilde etki gösteriyor. Bunlar bağımlılık yapmıyorlar. Fakat insanlar böyle diyelim çok azaltarak zaman içerisinde yavaş yavaş nihayetlendireceğiniz bir tedavide bir ilacı pat diye kestiğinizde, özellikle de diyelim iyi bir dozdan pat diye kestiğinizde haliyle vücuttan çekilme belirtileri dediğimiz şeyler oluyor. Dolayısıyla o huzursuzluk, o kaygı, o sıkıntı, yani aslında usulüne uygun ve kontrollü bir şekilde olacakken o şekilde belirtiler olmayacakken birden oluyor. Sonra ne oluyor? Tekrar ay diyor, çok kötü oldum diyor, tekrar kullanıyor. Şimdi bu böyle olunca diyorlar ki ya ben onu şey yaptım, sonra bağımlısı oldum, bir türlü bırakamadım falan. Şimdi bir böyle bir yanlış kullanımdan dolayı olan bir grup var. Bir de ajite depresyon, hani az önce gösterdiğim şeylerde var. Yani huzursuzlukla, yoğun anksiyeteyle, yoğun ajitasyonla giden bir grup depresyon var ki orada bir süre en başta, yani antidepresan ilaçlar etkisini gösterene kadar, hemen göstermez çünkü bir hafta, 10 gün, 15 gün kadar beklemek gerekir. Belki daha uzun bir süre. Hatta bir antidepresana etkin değil demek için 6 hafta süre lazım. Yani 6 hafta etkin doz ve etkin sürede kullanıldığında ancak işe yaramıyorsa, hani yaramıyor demek lazım. Bir şekilde başlangıç döneminde benzodiazepinler dediğimiz yeşil reçete bir grup ilaç var. İşte Xanax'tır, Diazem'dir, Nervium'dur, şudur budur. Bunları da yani hekim kontrolünde olunca bağımlılık yapacak düzeyde kullanmamak lazım zaten. Ne için? Biraz daha ajitasyonunu bastırmak için, antidepresana biraz zaman kazandırmak için, uykusu yoksa belki uykusu için. Çok özel durumlarda, hani ben çok çok az kullanıyorum, onu söyleyeyim. Ha, onlar fizyolojik ve fiziksel bağımlılık yapan ilaçlardır, evet. Ama onları da son derece kontrollü ve belki de depresyonun en başlangıç kısmında kullanıyoruz. Ama bilinen adıyla antidepresan ilaçlar fiziksel bağımlılık yapmaz. Onun yanında sigaranın çok daha fazla, yani nikotin var çünkü içinde. Nikotin daha çok bağımlılık yapan bir şey, hani şey olarak. Ama işte usulüne uygun kullanım olmazsa, insanlar bir başlar bir bırakır, kendi kendilerine hani durumu yönetmeye kalkarlarsa veya farklı durumlarda böyle şeyler oluyor. Böyle bir isim çıkmışlığı var ama bir bağımlılık yapmıyor yani. Teşekkür ederim hocam, çok sağ olun. Rica ederim. Evet, ilk depresyon aşağı yukarı 20'li yaşlarda bekliyoruz. Tek atak sonrası tekrar nüksetme olasılığı, yani ağır bir depresyon geçirmişseniz nüksetmek, yani %50-70 oranında ağır depresyonlar hem tekrar hayatının bir döneminde gelebiliyor. İkinci atak sonrası nüks daha fazla. Tabii burada şöyle, şimdi bunu neden böyle bir platformda anlatma ihtiyacı hissettik? Çok fazla sayıda bir hasta var. Ve bu çok fazla sayıda gelen hastada çok önemli bir kısım es geçiliyor. Psikoterapi. Şimdi düşünce içeriğiyle ilgili kısımla ilgili çalışmazsanız bu kişiyi bu depresyona, yani tabii bir bipolar depresyon değilse, yani o biliyorsunuz tamamen biyolojik taraflı bakılması gereken bir şey. Tamam, stresörler tetikleyebilir ama bir bipolar bozukluk söz konusuysa ve onun depresyonuysa bir medikal tedavisiz bu işin içinden çıkmamız güç. Ama orada da psikoterapinin yeri var. Yani gerek tedaviye devamlılık açısından, gerek destekleyici olmak açısından. Yani psikoterapi çok önemli bir noktada duruyor. Ben çok iddia ediyorum ki hafif depresyonların, yani orta ve ağır hariç hafif depresyonların neredeyse tamamı iyi, düzgün, güzel, yani şey bir psikoterapi süreciyle geçebilir. Veya
bir medikal tedavi alıyorsa bile bir depresyon hastası, bir psikoterapiyle çalışıyorsa şey gibi. Öbür türlü şey de ilaçlarla biz sadece işte bataklıktaki sinekleri öldürmüş oluyoruz. Yani bataklığı kurutmakla ilgili adeta hani bataklığı da neyle kuruturuz? Psikoterapi süreciyle. Yani sen bu sürece nasıl geldin, nasıl oldu, ne oldu da bütün çareler tükendi, ne oldu da ölümü düşünür hale geldin, ne oldu da bütün yollar kilitlendi, hadi buna bir bakalım falan diye böyle bir süreci yaşamadıktan sonra tabii o süreçte antidepresanlar kişinin o hani semptomların onların boyunu aşmış haliyle bazen hani öyle gelirler ki hani psikoterapi algılayıcı durumda değildir hasta. Çünkü sistem kilitlenmiştir, semptom boyunu aşmıştır, istila etmiştir onu. Biz o semptomları antidepresanla belki hani yatıştırıp onun zemininde onu oraya getiren sebeplerle ilgili daha kolay, daha rahat bir çalışma imkanı sunabilir bize ve hani psikoterapi süreciyle kombine giden böyle tedaviler hem çok daha hızlı oluyor benim gördüğüm, hem daha kalıcı ve iyi bir iyileşme hali oluyor. O yüzden psikoterapi çok önemli bir yerde duruyor. Hafif depresyonlar kesinlikle iyi, düzgün bir psikoterapi süreçleriyle iyileşebiliyor. Benim gördüğüm bu. O yüzden sizlere çok çok iş düşüyor. Yani psikoterapistler olarak meselenin çok önemli bir yerindesiniz. Hem hani insanlar öncelikle işte bir de hani koşarak bir şekilde bir şeylerin çözümünü arama noktasına geliyorlar ya. Hem oralarda çok önemli intihar risklerini, suisit risklerini, girişimleri daha olmadan, gerçekleşmeden anlama, görme ve uygun şekilde yönlendirme şansınız var. Ve sonrasında da süreç ile sürecin devamında da uygun tedaviyle birlikte kombine götürülen bir psikoterapinin hastanın yaşamını gerçekten çok olumlu ve iyi anlamda etkileme şansı var. O yüzden çok kıymetli bir noktada. Bu noktada. Yani şöyle, burada da şey dediği gibi, karşınıza gelen danışanda bir somatik belirtiler varsa, aşırı bir ajitasyon varsa, uykusuzluk varsa, İştahla ilgili problemler varsa, son dönemde giderek azalan işlevsellik varsa, okul hayatında, iş hayatında bir olumsuzluk, bir kötüye gidiş varsa, bir içe çekilme varsa vesaire, bunların hepsini toparladığınızda zaten depresyonu tanıyabilirsiniz. Bunun ağırlığını, şiddetini, riskini, özellikle intihar riskini ölçmek, biçmek önemli, kıymetli, gerekli müdahaleleri gerekli zamanlarda yapabilmek için. Velhasıl hasta yakınları çok önemli. Yeterli bilgiyi alamadığınızda, mutlaka endişelendiğinizde, şüphelendiğinizde bir kişinin hasta yani yakınlarına, birilerine mutlaka ulaşmaya çalışmak gibi bir şeyiniz olabilir. Bu da önemli, kıymetli bir müdahale olabilir. Şuraya bakayım son olarak. Burada söylemek istediğim bir şeyler var mı? Depresyon çeşitleri için şöyle, belki duymuşsunuzdur da onları belki siklotimi diye bir şey var. Yani bir depresyon tarafında. Yani aslında mani, hipomani, mani ve depresyonun daha düşük amplitütlü olan şey siklotimi. Biraz hareketli, biraz daha depresif ve hayatı bu minvalde devam eden insanlar var. Distimi kronik, uzun süreli, depresif içerik. Fakat bu distimik insanlar bir şekilde yaşamlarını idame de ettirebiliyorlar. Yani mutlaka az çok işte ite kaka, düşe kalka da olsa bir işlevsellikleri olabiliyor. Ama hani böyle baktığınızda pesimistik derler bazıları, mistik, bazıları şey. Yani böyle distimik bir takım insanlar da var. Bunların hepsi depresyonun işte türlü varyasyonları, çeşitleri. Burada da başka da söylemek istediğim bir şey. Evet. Peki benim sanıyorum anlatmak istediklerim bu kadar. Sormak istediğiniz bir şey olursa, katkılarınız olursa çok sevinirim. Çok memnun olurum. Umarım kısa, öz bir şekilde şeyimiz olmuştur. Şimdi bir depresyon hastası geldiğinde bunun onipolar, bipolar bilmem ne böyle şeyin
ayın önündeki şey gibi görünmüyor tabii ki. İlk kez biz görüyorsak geçmişini sorgulamadan bunu tespit etmemiz mümkün değil. Geçmişinde de ne arıyoruz? Daha önce geçirmiş mi, geçirmemiş mi, bir depresyon, rahatsızlık geçirmiş mi, geçmemiş mi veya hipomanik bir dönem geçirmiş mi? Sonra ailesine bakıyoruz. Ailesinde bir psikiyatrik rahatsızlık geçmişi olan vesaire var mı, yok mu? Bir alkol madde kullanım bozukluğu özelliği bir şeyleri var mı, yok mu? Herhangi bir rahatsızlık nedeniyle herhangi bir ilaç bir şey kullanıyor mu? Uzun süreli bir kullanım var mı? Yok mu? Bütün bunları sorgulamak ve nihayetinde böyle bir tanıyı netleştirmek gerekiyor. Uykuyu, iştahı ve enerji azlığını hani unutmamak. Her gelen danışanda bu üçünü. Çünkü gerçekten hani siz de görüyorsunuzdur, daha da göreceksinizdir. Sorulmazsa söylenmiyor. Sizin aklınıza gelmezse kişi bunu söylemeyi bilemiyor. Bunun bir belirti olabileceğini, bunun işe yarayabilecek bir şey olabileceğini falan şey yapmıyor. O yüzden önemli. Evet. Ben çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Beni yalnız bırakmadığınız için. Evet, soru, katkı. Şu şeyde var mı Serkan? Ben göremedim. Chatte. Hocam soru sorabilir miyim? Tuğba ben yine. Tabii, buyurun. Test çalışmanızda daha çok psikosomatik rahatsızlıklar yerine duygusal rahatsızlıkların ağır bastığını söylemiştiniz. Bundan kısaca bahsedebilir misiniz veya nasıl ulaşabiliriz çalışmanıza? Çünkü dikkatimi çekti. Yani dünya ölçeklerine göre sanırım Türkiye'de daha farklı vakalar var. Evet. Şimdi şöyle, ben kültürel psikiyatriyle ilgilendim hep asistanlığım döneminde de. Dedim ki yani depresyona ifade biçimlerine bakalım. Medani Yanık var biliyorsunuzdur. O da benim PES hocamdı. O da kültürel psikiyatriyle çok ilgili bir insan. Sağ olsun destek oldu. Yani depresyon tanısı alan, bu şeyde ben Bakırköy Ruh Sinir'de yaptım ihtisasını. Polikliniğe gelen ve depresyon tanısı koyduğumuz hastaları aldım. İstatistiki olarak anlamlı olabilecek sayıda bayağı da çoktu vaka. Burada insanlar kendilerini nasıl ifade ediyorlar? Yani ifade biçimleri neler? Hani gelişmekte olan ülkelerde veya hani az gelişmiş ülke, biraz da orada hadi hazmedemedim yani yediremedim dedim yani bize niye böyle diyorlar, biz ifade edemez miyiz kendimizi, acaba bu böyle mi diye, yani öyle bir merakla da çıktı yani. İşte somatik şekilde mi ifade ediyoruz kendimizi, yani daha çok fiziksel belirtilerle mi ifade ediyoruz yoksa nasıl ifade ediyoruz acaba Türkiye olarak diye. Çalışmamın hani ana şeyi buydu aslında. Pek çok küçük parametreye de baktık ama sonuç olarak şöyle çıktı. Biz duygusal ifade ediyoruz kendimizi. Yani zannedildiği gibi çıkmadı. Yani daha çok somatik belirtilerle ifade ediliyor kısmı şey çıktı. Biz daha çok mesela neydi duygusal ifadeler? Sıkıntım var diyor mesela. Sıkıntım var, çok şey. Sıkıntı, iç sıkıntısı filan. Hani duygusal ifadelerden kastım bu. Orada da hani somatik belirtilerle, belki de şöyle oluyor. Somatik belirtiler gösterenler psikiyatriye gelmeden daha önce başka bir sürü yerde geziyor. O da olabilir. Yani ben sadece psikiyatri polikliniğine başvuranlarda buna baktım. Ama hani fizik tedavide, ortopedide, orada burada bir sürü bir serüven yaşıyor hastalarımız çoğunlukla. Sonra işte ya işte sen bir de psikiyatriye görün veya sen bir de psikoloğa git falan denene kadar. Çünkü adam diyor ki ya benim sırtım ağrıyor, ağrım geçmiyor. Aklına gelmiyor ki hani bu psikolojik bir nedenden olsun, kendisi bir depresyonda olsun falan. Hani iyice çökmeden önce. O yüzden benim çalışmam da böyleydi. Özetle daha çok biz ifade ediyormuşuz yani kendimizi, duygularımızı ifade ediyoruz. Ama bu psikiyatri polikliniğine başvuranlar arasında. Anladım hocam. Tahminim de öyleydi. Çünkü belli bir eliminasyondan geçtikten sonra geldiği için belki bulguları rastladınız. Çünkü bazı çalışmalarda bizim hani gruplarımıza dahili uzmanı gibi yani ya da genel hastalıklara bakan aile hekimleri de katılmaktalar. Onları da bu tarz çok fazla şikayetler daha çok psikosomatik ağırlıklı geliyor. Demek ki sikiler biraz daha bilişsel düzeyi yüksek mi oluyor, öyle mi diyebiliriz? Ya da bir yerden geçtiği için yönlendirme almış. Evet, bu yollardan geçmiştir.
bir sürü yerlere gitmiştir. Artık bize geldiğinde tanısı netti. Belki de öyledir yani. Hani geldiği için, başvurduğu için psikiyatriye o şeyi o olabilir, çalışmanın zayıf tarafı. Yani çünkü şöyle bazen mesela biraz önce tiroidden bahsettiniz. Çok yakın bir tanıdığım yeni bir tiroid atağı geçiriyor. Kendisinin hani depresif bir alt arketipin olup olmadığını sorguladığımda kesinlikle karşı çıktı, ama şimdi sizin bugün anlattıklarınızdan yola çıkarsak aslında bu yönünde bana göre kontrolden geçirmesi lazımdı. Yani sadece ilaç bence yeterli değil. Tabii. Çok çok oluyor. Yani bu tiroid meselesi aklınızda olsun. Özellikle Karadenizli ise. Çünkü Karadeniz hat boyunca iyot eksik. O yüzden iyot eksik, işte tiroid rahatsızlıkları fazlaca görülüyor. Yani hani memleketi şeyi falan, bunların hepsi önemli. Ve tiroid rahatsızlığı varsa bir insanda gerçekten bu psikiyatrik rahatsızlıklarda çok çok at başı. Zaten bütün metabolizma, yani tiroid hormonları ne yapar? Metabolizma hızını etki eden en önemli şeydir. Hızlandırır veya yavaşlatır. Bütün metabolizma yavaşlamışsa her şey yavaşlamıştır. O yüzden bir depresyon hiç de şaşırtıcı olmaz. Veya hızlandırabilir. Yani oradaki denge önemli. Hocam iyi akşamlar. Benim bir sorum olacak. Evet, buyurun. İyi akşamlar. Eda ben, iyi akşamlar. Şimdi biz bu hafta bir şey, daha doğrusu dopaminle ilgili bir ders işlemiştik patoloji dersinde. Orada tubero infundibiler diye bir şey var. Yol var. Bu yolda şizofreni bozukluğunda çok fazla aşırı dopamin salgılıyormuş ve bunu indirmek için de belli ilaçlar kullanılıyor. Kullanıldığında evet, hormonal bozukluklar ortaya çıkıyor. Bundan da şüphelenebilir mi aslında? Yani ilaçlara yan etki olarak çıkanları mı diyorsunuz? Evet. Şimdi şöyle, hormonal bozukluklar şöyle. Şimdi orada bir şey var. Burada önemli bir şey. Ben hani grup biraz şey diyeyim, çok sıkmasın sizi diye ilaç, ama şimdi sorulduğu için söyleyeyim. Dopamin çok önemli. Dopaminin fazlalığı psikotik semptomlar dediğimiz şizofreni ve benzeri grup rahatsızlıkları artıran bir şey. Şimdi burada antidepresanların aslında eğer bir psikotik zemin varsa, psikotik zeminde şeyi de artırma özellikleri var. Yani psikotik semptomları da artırabilir. Orada aslında biraz zor bir durumdayız biz. Şimdi dopamin ve infundibular yolak denilen şeyde nasıl diyeyim, hormonal etkiler dedikleri, mesela kadınlarda göğüsten süt gelmesi, işte galaktore yapabilir bir grup antipsikotik ilaçlar. Amenore dediğimiz adetten kesilme hani yapabilir. Guatr'la ilgili, yani bahsettiğimiz tiroidle ilgili belirtileri, lityum var, lituril, bu bipolar bozuklukta kullanılan duygu durumu dengeleyici, aslında daha çok o yapar. Hani antipsikotiklerde çok fazla görmüyoruz bu hatırla ilgili. Ama hormonal dengeyi etkiler, fakat bu şekilde etkiler. Bir de bir takım kasılmalar yapabilir bu ilaçlar. Veya hareket sistemini etkileyebilir. Yani hareket ve denge sistemini etkileyebilir. Antipsikotik ilaçların da hani ilgi olursa bilmiyorum, ilaçlar ve depresyon tedavisi veya işte antipsikotikler, öyle bir şey de yapabiliriz. Kısaca böyle infundibüler yolak üzerinden etki eden ve antipsikotik yan etki olarak gördüğümüz şeyler hormonal sistemde daha çok bu yönleri etkiler. Guatr ve tiroid kısmını değil genellikle. Tamam hocam, teşekkür ederim. Rica ederim. Hocam chat'te sorular var, görebildiniz mi? Evet. Öneri, kitap, film, bilimsel çalışma. Psikoterapide psikoterapide nasıl yol almalıyız? Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şimdi psikoterapi tabii nedene yönelik. Şimdi kişinin öznelliği ve biricikliği çok esas ve temel olmak üzere. Yani tabii şöyle, depresyonla ilgili yapılan çalışmalar ağırlıklı olarak birçok alanla ilgili olduğu gibi BDT, yani hani psikoterapi deyince depresyon tedavisinde akla BDT geliyor. Ancak ben burada yani ilişkisel psikanalitik yöntemin, hani mesela özner arası alan, hani kişinin öznelliğini ön planda değerlendirebileceğimiz, biraz daha psikodinamik, biraz daha aslında kişinin ihtiyacı neyse o, kişiye özgün
şey neyse o, onu arayıp bulmak. Biz hani bütüncül psikoterapi içerisinde biraz bunu yapmaya çalışıyoruz. Kişinin öznelliği ekseninde neye ihtiyacı varsa, nasıl bir yani duygu odaklı terapiyle mi gitmek lazım, daha işte şununla mı gitmek lazım, bununla mı gitmek lazım, bir travma varsa EMDR mi yapmak lazım? Kişinin öznelliğine, kendi problemine, yaşına, durumuna, şeyine, mental kapasitesine, eğitim seviyesine ne uygunsa bunun yolunu psikoterapistin bulması ve yapması lazım. Öznellik en ön planda bana sorarsanız. Yani ben de öyle yapmaya çalışıyorum. Biraz uzun sürüyor, evet. Ama daha iyi oluyor, daha kalıcı, daha iyi bir terapi oluyor. Ama tabii ağırlıklı bilinen, yayınlarda geçen BDT. Depresyonda fakat yardım istemeyen bir hasta için ne yapılabilir hocam? Şöyle, bir kişi depresyondaysa ve yardım istemiyorsa muhtemelen çok ağır depresyonda diye düşünürüm ben. Hayati bir riski varsa, ki vardır herhalde bu kadar ağır depresyonda bir hastanın, yatırmak lazım. Bakın, yatırma şeyleri neler? Kişinin suisit riski, hayati bir risk varsa kendini öldürmekle ilgili. Homisit riski, yani çevresine zarar vermekle ilgili bir risk varsa, ilaç reddi varsa, yani bu kişi kendini ciddi anlamda değersiz, yetersiz görüyor, işlevselliği bozuk, kötü, mutlaka medikal bir destek gerekiyor ve bu kişi bunu kullanmıyor ise, ilaç reddi varsa, tedavi reddi varsa, yemek reddi varsa mesela, bu da bir şeydir. Hani hiç yemiyor, içmiyor, kimseyle konuşmuyor. Bu gibi durumlarda biz bu hastayı alırız, yatırırız. Kendi rızası olmazsa yakınlarından onay alırız. Hayati bir risk vardır diye. Onu da mı bulamadık? O da mı olmadı? İki tane psikiyatri uzmanının onayı yeterlidir. Yani çünkü bir kişinin özgürlüğünü kısıtlıyorsunuz. Orada iki tane psikiyatri uzmanı diyor ki bu insanın böyle bir rahatsızlığı var ve bundan dolayı henüz zihni melekelerini tam kullanamıyor ve biz bunu hani ölüme bırakamayız. O yüzden biz bunu yatırıyoruz ve böyle bir müdahale yapacağız diye. Bu şekilde başlanır. Depresyon tedavisi bir noktaya getirilir. Ondan sonra taburcu edilir. Zaten ayaktan o depresif belirtiler geçince kişinin şeyinin de düzelmesini bekliyoruz. Bu konudaki algısını, komisyonunu, düşünce yapısını. Evet, bipolar tanı almış bir hasta 3 yıldır ilaç kullanmadığını ve iyi olduğunu belirtiyor. Tanıda yanlışlık olmuş olabilir mi? Olamam. Yani olmama olasılığı var. Çünkü bu şekilde hastalar çok var. 3 yıldır ilaç kullanıyor. Tesadüf olabilir bu. İyi gidişli bir bipolar olabilir. Ama bipolar tanıya bir hani bir psikiyatri hekimi koymuşsa ve bu tanı netse büyük olasılıkla o tanıda bir kesinlik vardır. İlaçsız iyi oluyor olabilir veya hafif dalgalanmaları, o bahsettiğim gibi hipomanileri hani iyi ve keyifli bir dönem olarak geçiriyor olduğu için ona sorun gibi gelmeyebilir. Yanlışlık olmuş olabilir mi? Yani düşük zayıf bir ihtimal olsa olabilir ama ben daha çok bunu düşünüyorum. Yani bir hekimin gördüğü, karar verdiği bipolar tanısı net konmuş bir hasta ise bu genellikle de hipomani döneminde kendine olan güvenleri, özgüvenleri çok fazlaca geldiği için çok işte ben hasta da değilim ki zaten de bilmem ne. Hani genellikle buna rastlıyoruz zaten. Genellikle ilaçlarını bırakırlar böyle bir duygu içerisine girdikleri için. Yani tanıda yanlışlık olma olasılığı bana göre düşük. Öneri kitap, film, bilimsel çalışmalarınız var mı hocam? Bunları yazayım isterseniz şeye. Şimdi aklıma şurada budur gelmedi ama bilimsel çalışmalarım var. Bipolar konusunda özellikle çok var. Asistanlığım döneminde bayağı bir şey yapmıştım. Bir internet sitesi var. Orada yayınlar var. Dilekyeşilbaş.com diye. Oradan da bakabilirsiniz. Çoğu insan Prozac ilacında psikolojik problemi olmadığı halde hekime sormadan zayıflamak için alıyor. Bu ileride kişiye zarar verir mi? Şöyle, Prozac zayıflamak için kullanacaksınız, kullanmayın. Kullananlar varsa da bıraksın. En fazla 10 gün iştahı azaltır. En fazla 10 gün. 10 gün sonra iştah normal seviyesine döner. 1-2 kilo o ara verirse verir kişi. Ama zayıflamak için bir Prozac kullanılmaz. Prozac bir depresyon ilacı. O sebeple verilir. Ha, mesela bir depresyon ilacı hastamız ne zaman kullanıyoruz? İşte gelmiş gerçekten kendisi hani dedik ya az önce kimileri fazla yer. Kiminin iştahı kesilir. Kimi fazla yer. İşte o fazla yiyen, çok kilo alan kişi için
Hani tamam Prozac verelim de en azından başlangıçta da böyle hafiften bir iştahını kessin. 1-2 kilo kilo versin. Ama öyle kilolu insanlara kilo versin diye Prozac ben hiç başlamadım. Çok da doğru bulmuyorum. Zaten en fazla da 10 gün keser. Her ne zararı olur? Zarar çok yani genç şeyse hani çok böyle bir zarar verici bir şeysi olmaz ama hani gene de kontrollü kullanmak lazım. Şimdi çok kişiye özgü şeyler bunlar. Ek bir rahatsızlığı var mı? Ek bir problemi var mı? Başka bir ilaç kullanıyor mu? Beraberinde o var mı? Bu var mı? Bütün bunları değerlendirmek lazım. Borderline kişilik bozukluğu ile bipolar bozukluk hastalığının ayırıcı tanıları hakkında bilgi verebilir misiniz? Bu ayrı bir oturum konusu. Bunun yüklenmiş hali vardı değil mi Serkan şeyde? Evet hocam var. İnternet sitemizden bakabilirler. Yani Tahir Özakkaş diye girdiğinizde YouTube'da Psikoterapi Enstitüsü'nün şeyinde benim öyle bir seminerim var. Bipolar ve borderline ayrımını bir vaka üzerinden anlatmışlığımız var. Oradan girip izleyebilirsiniz. Bayağı detaylı evet. Ayrıntılı. Verir misiniz? Bu iki tablonun karışması ile kişilik bozukluğu olan birine ilaç başlanması gibi bir durumda ne gibi sorunlar oluşabilir? Şimdi orada tabii daha detaylısı da var ama hani burada kısaca söylemek gerekirse kişilik bozukluğu olan birileri ilaç kullanmaz mı? Kullanır. Öfkesini biraz kontrol etmek için aman birine şuna buna zarar vermesi falan. Ama orada bizim demek istediğimiz şey şu. Eğer bir bipolar bozukluk hastasıysa temelde tedavi stratejiniz medikal olmalı. Terapiniz destekleyici ve hani o yönde bir şey olmalı. Ama bir borderline kişilik bozukluğu var ise hem ya beraberinde veya tek başına bir borderline kişilik bozukluğu varsa medikal ilaçlar da kullanabiliriz. Eyvallah zaman zaman depresyon için, zaman zaman öfke nöbetleri için, bazen duygu durumunu az çok stabilize etmek için. Fakat temelde olan, tedavinin temelinde olan şey psikoterapidir. Bir borderline kişilik bozukluğu düzelecekse, süreç de alsa, zaman da alsa, 3 yılda sürse, 5 yılda sürse, kaç yılda sürse ancak bir psikoterapi süreciyle iyileşir. Çünkü birinde sebep biyolojik ve genetik bir şeyken bipolar bozuklukta bir borderline kişilik bozukluğunda gelişimsel bir problemden bahsediyoruz. Yani gelişim evrelerinin bir yerlerinde özellikle ayrışma bireyleşme süreci dediğimiz zamanlarda bir takılma, bir kalma, bir o dönemle ilgili bir takım sorunlar yaşadıysa bunun da çözümü ancak bir psikoterapi süreci oluyor. Bunun türü, çeşidi falan gene kişinin kendisine göre yöntemi, öznelliğini de göz önüne alarak karşılıklı terapistle birlikte karar verilip yapılıyor. Hocam bahsettiğiniz iki ölçeyi uygulamak bu alanda bir uzmanlık gerektiriyor mu? Yoksa lisans mezunu olmak yeterli mi? Yanlış anlamadıysam dünyada en önemli yeti yetimlerine sahip ikinci hastalığı depresyon dediniz hocam. Birincisi nedir? Birincisi şu an şey yapmadım ama tahminen kardiyolojik rahatsızlıklardır, kalp rahatsızlıklarıdır. Çünkü genellikle odur birinci sıra. İkinci sırada depresyon yani. Hani bakın kanseri, şusu, busu hepsini geçmiş. Şimdi iki ölçek, onlar çok basit. Bunların terapist tarafından yapılanı da var. Fakat bu dediklerim self ölçekler. Yani kişinin kendisi de yapabilir. Terapist orada kişi hani anlayamadığı bir şey olursa orada hani soru cevap şeklinde o şekilde son derece basit. Hamilton depresyon ölçeği, Beck depresyon ölçeği. Girdiğinizde zaten sistem şeyden Google'dan bulursunuz. Bir depresyon düşündüğünüz kişiye yaptığınız takdirde depresyonunun hani onda aldığı puana göre depresyonunun derecesi şeyinize çıkar, karşınıza çıkar. O da önemli bir fikir verir. Baktınız ki orta ve ağır depresyon, dersiniz ki yani ben bunu bir psikiyatriste yönlendirsem iyi olur. Belki de bir ilaç kullanması gerekebilir gibi. Çok basit yapabilirsiniz yani. Anlatmıştınız hocam. Ne dedi? Epilepsi ve tansiyon. Epilepsi veya tansiyon ilacı kullanan kişilerde ilaç tedavisi aynı mı oluyor? Aynı olmuyor. Eğer hani ben anladığım kadarıyla tansiyon ilacıysa depresyonun sebebi, bir değişiklik yapmak mümkünse mesela dahiliye doktoruyla görüşerek ya bakın işte burada beta blokör ama hani bu kişi ciddi anlamda hani uzun sürede depresyona giriyor falan. Mümkünse değişiklik, yok değilse o zaman birlikte götürülecek bir tedavi şeyi. Epilepsi de durum farklı. Epileptik hastalıklar da sıklıkla psikiyatrik hastalıklarla bir at başı giderler. Epilepsi
olan birinde psikiyatrik işte depresyondur, bipolardır, odur budur, hani beraber görülme olasılığı gene yüksek olur. Tabii ki epilepsi söz konusuysa antiepileptik ilaçlar önemli bir yer tutuyor tedavide. Orada da bir nörologla, bir psikiyatrist belki birlikte bir istişare halinde tedavi yürütse iyi olur. Tabii ki ilaçlar farklı. Rahatsızlığın skalası olduğundan bahsettiniz. Bu skalaya nereden ulaşabiliriz? Bu skala ya internetten yani yazdığınızda da ulaşabilirsiniz. Hafif, orta, ağır depresyon. Yani bu şeylerde bütün böyle sıralanır. İşte bunun hafif, orta ve ağır olmasının derecelendirmesini de ölçeklerle yaparız biz. Orada işte puanları var. En işte test bittiği zaman işte şu şu puan arasında aldıysa hafif depresyon, şu şu puan arasında aldıysa işte orta, diğeri işte ağır depresyon. Bu da işte tedavi stratejimizi birebir etkileyebilir. Bu skalalar böyle. Hocam, aile veya akrabalarında psikiyatrik rahatsızlık olduğunu öğrendikten sonra o kişinin de hikayesini alıyor muyuz? Yoksa olup olmaması bilgisi bizim için yeterli mi? Şöyle, o kişinin de hikayesi şöyle önemli. İlaç seçiminde önemli, biliyor musunuz? Yani diyelim ki gelmiş, bunun annesinde de bu var. Veya işte bunun dayısının annesinde de bu var. Orada ben soruyorum yani, çünkü genetik bir şey ya bu. Orada fayda görülen ilaçlar neyse, büyük olasılıkla burada da tedaviye oradan ben başlıyorum. Büyük olasılıkla da bu tutuyor. Yani genetik yatkınlık, genetik benzerliğin avantajını kullanmak için. Ben soruyorum yani, ne kullanıyor biliyor musun? Mümkünse sorduruyorum, hatırlıyorsa şey yapıyorum falan. O önemli yani, hani hastalığın şeyini detaylandırıyorum mutlaka. Tipini, tarzını, nasıl gidiyor, hangi mevsimlerde gidiyor, ne oluyor? Çünkü benzerini de burada bekliyoruz aşağı yukarı. O önemli, evet. Bir danışım var. 2 hafta önce Beck depresyon ölçeğine göre ileri düzey çıktı. Sonra hiçbir profesyonel destek almadan normal düzeye geldi. Sonra tekrar 1 ay içinde ileri düzeye çıktı diye söylüyor. Bu neden kaynaklanır? Şöyle olur. Ağır düzey çıkmışsa eğer Beck ölçeğine göre, onun 2 haftada normale dönmesi belki işte orada birlikte bir, yani orada bir stresör mü var? O stresör geçici olarak mesela ilave bir kişilik patolojisi de var mı? Mesela bu bir borderline mı? Hemen söylediğinizde o aklıma geldi. Sevgiliyle arayı bozdu, ağır depresyondaydı. Acık sevgili geldi, 1-2 hafta iyi gitti, sonra bir daha gitti filan derken, yaşam olaylarına bağlı bu kadar hızlı değişimleri biz kişilik patolojilerinde bekleriz. Yani söylediğiniz şeyden aklıma hemen o geldi. Ama Beck depresyona göre ağır bir depresyonsa, bunun hani böyle ya o yalancı bir iyilik hali ya da o gelip narsistik bir patoloji mi acaba? Ben 2 haftada çok süper oldum, iyi oldum falan diye çok beklemiyoruz yani açıkçası. Ağır bir depresyon. Nitekim tekrar ağıra da dönmüş. Yani o geçici bir etken olmuştur orada. Yani bu şekilde bir şey, bu kadar kısa sürede iyiyim diye geldiyse, orada muhakkak bir kişilik patolojisini düşünmek ve sorgulamak lazım. Onu diyebilirim. Başka soru var mı arkadaşlar? Evet. Hocam yok galiba. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yok Esra, bir soru geldi. Bir soru daha geldi şu an. Son bir sorum. Bir ergenin intihar mektubu yazması dikkat çekme, ilgi toplama amacı ile olabilir mi? Şimdi bu ergen, iyi ki de hatırlattınız. Ergenlerde durum çok önemli ve ciddi. Bakın böyle bile olsa, yani bu çocuk bunu yapmakla bir şey anlatmak istiyor. Özellikle ergenlerde impulsif intihar dediğimiz şeyler çok olur. Yani bir ergen babasıyla kavga edip kendini 5. kattan atta aşağı hop diye atabilir. Onun için ergenlerdeki bu tarz söylemleri, işte böyle mektup, yani bir şey anlatmaya çalışıyor çocuk. Yani vay sen bizi manipüle mi etmeye çalışıyorsun, efendim sen dikkat mi çekmeye çalışıyorsun, ilgi mi çekmeye, ne olursa olsun bunu ciddiye almak, riske atmamak gerekir. Dediğim gibi bu hani dedim ya, acile gelirlerdi. Biz o zaman asistanız, işte çok da şey yapmıyoruz. Ama hocalarımızın dediğini hep yaptık. Yani hani asla riske atmayın. En kötü yatırım,
o gecesi orada geçmiş olur. Ama o giderse, yani böyle de çok oldu biliyor musunuz? Mesela atlamış üçüncü kattan gelmiş, el kol kırık bilmem ne. Bir bakıyoruz mesela bir gece önce acile gelmiş. İki gece önce acile gelmiş. Aslında bir şeyler demeye çalışmış ama işte bir şekilde anlaşılmamış. O yüzden ergenlerde özellikle hiç riske atmamak lazım. Ama ilgi toplamak için ne için olursa olsun intiharın böyle bir esamesi geçtiğinde bunu mutlaka ciddiye alınıp değerlendirilip riske atılmadan gerekirse yani bu size gelirse mesela mutlaka bir psikiyatristle şey olsun. Şimdi bir de anım şey oldu. Bir postpartum depresyonlar da çok şeydir. Riskli ve ciddidir. Yani doğum sonrası özellikle bir ay ve sonrasındaki işte bir ay, üç ay içinde gelişen hormonal dengesizliğe bağlı olan depresyonlarda intihar riski oldukça şeydir. Mesela orada da asla riske atmamak gerekir. Böyle bir hasta gelmişti. 2 haftalık bebeği var. Kocasıyla birlikte geldi. İşte kocası biraz ya dedim sen bak söylemedi kadın ama gözüme öyle bir bakıyor ki yani böyle resmen depresyonunun sıkıntısı bana yansıyor yani böyle buram buram sıkıntı yani kadın gözlerinden okunuyor. Dedim sen bunu al yazdım çizdim ne olur Bakırköy'e götür yatırsınlar şöyle böyle. Yok hocam işte memlekete gitsek öyle mi olur hava değişimi olsa iyi mi gelir böyle mi öyle. Velhasıl kadın memlekete götürmüş adam benim dediğim yapmamış yani hala için çok sızlar. Mesela kadın kendini asmıştı yani 2 haftalık ve çünkü şey düşünemiyor o sırada sistem. Şeyi kullanamıyor, bilişi kullanamıyor. Kötü yani şeyi. O yüzden hiçbir şekilde en ufak bir söylemi, en ufak bir cümleyi riske atmamanızı öneririm. Evet. Başka da şey yok galiba. Ben teşekkür ederim. Soruların olması, ilginin böyle olması beni de çok mutlu etti. Bir dahaki seminerlerde görüşmek üzere. Serkan'a da teşekkür ederiz. Rica ederim hocam. Ben de teşekkür ederim. Sizlerle olmak, bu süreyi paylaşmak çok keyifliydi, güzeldi. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Hocam, çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Faydalı bilgileriniz için de. Sağ olun. Teşekkür ederim herkese. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar Dilek abla. Çok güzeldi. Kapatıyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Erkancığım sağ ol. Hoşça kal. Sağ olun.